Hangi evren var? Prizmatik Senfoni. Oyunda çıkacak tüm evrenler prizmatik olur. Let's go. Bu arada YouTube'da arkadaşlar yeni bir abonelik koyduk. Bronze Idol diye 15 level. Ve artık YouTube'dan hediye abonelik atma özelliğimiz de açıldı. Vatana millete hayırlı olsun. Her birinizi Bronze Idol ekibine bekliyorum. Yani zaten her biriniz katılsanız 70 kişiyiz. 70 çarpı 15 lira. İyi para, iyi para. İki erişim engeli gelmiş sanırım. Evet, iki erişim engeli geldi, doğru. De açılır o engel kanka, kalmaz. Merak etmeyin. İyi yayınlar kankam. Teşekkür ederim. Gel. Ece bir çay ver bana. Kafam çat. Yok. Ona rağmen çatlıyor. Sanki Disco'yla şeyle bir işimiz yok gibi ya arkadaşlar, ne dersiniz? Jinx'le bir işimiz yok gibi. Ya da var mı? Ola da bilir aslında. Şöyle olabilir. Mesela buradan atak speed atarsa Guinsoo veririm. Jinx'le bir işimiz yokmuş abi. Ridiko attı. Jinx'le bir işimiz varmış abi. O zaman Oduncu Seco Bronze Idol grubuna katılmış. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol kankacığım. Hoş geldin. Bronze Idol ekibimize hoş geldin. Dün 6'dan kaçtım. 2 mi 2 itibarlı 4 muhafız oyunun adaletsizliğin 5. oldum. Ah lan. Set 11 için tahminin var mı? En iyi set diyorlar kanka set 11'e. Bize Nami mi lazım? Allah affetsin, bir golda rolledim ya. Gelir gene bir goldu buluruz şeyden. Buradan. Bundan gelir. Bir iş yiyip geliyorum. Efendim. Tamam, şunu da kapatacağım. O ne abi? Disco Nami yanında Bart. Aslında Disco Nami alınmaz mı ya?
Renever alalım mı burada? Aldım. Ekonomi berbat. Tek kelimeyle ekonomi panda. Dıt 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 ekonomi panda. Dıt 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 ekonomi panda. Ekonomi panda. Sıfırdan yüze kadar alırım her şeyini. Hiç oynayamazsın baby. Bir şey diyeceğim. Bir gol da alamadım lan. What the fuck? Bir gol da alamadım. Çocuğa ne oluyor acaba? Ne yaşanıyor acaba? Klan, Hakan Klan Arap geldi, kovdu, haberin olsun. Sen mi yaptın? Sen mi kovdun? İyi kol yapayım. Aynen, iyi ettin, iyi ettin. Bizden olmayan biri gelirse at ya klandan. Sadece bizim yayındakilere açık olsun klanımız. İkinci bardı koyalım. Belki gold düşürür. Bir gold da ekonomiyi toparlar. İlk patlamış galiba. Evet. Ya patladı da denemez ya. Arkadaşlar, son bir kişilik yerimiz var. Call of Dragons'a girmek isteyen varsa böyle gücü yüksek olanlara da 3. rütbeden veriyorum Call of Dragons'ta. Oriel'e de verelim. Hem Cira'ya da verelim. Tamam. Mahmut'uma da şey verelim. Subay verelim. Okey, verebildiklerime verdim abi. Şöyle size ekstra özellik de verelim. Sen Azizli ol. Sen inşa araştırma ustası ol. Sen bundan ol. Tamam. Herkese bir şeyler verdim. Bulu. Bulu mu? Ezreal mı? Morello, Ezreal. Akşamında bindirip bakın nasıl bir oyun. Çok güzel bir oyun kanka. Kesinlikle öneriyorum. Furkan 117 abone olmuş. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol kankam. Kesene bereket. 5 level olmak üzereyim. Geleceğim olunca. Elmaslarınızı harcayın arkadaşlar. 11 level olana kadar 150 elmasla bir tane işçi kiralayın. 2 işçiyle oynayın. Daha sonra da hızlandırmalarınızı falan kullanın. Hızlıca 11 level olmamız lazım. Aga bir şey diyeceğim, biz şunu kullanamıyoruz ki. Biz bunu kullanamıyoruz ki, canı %50'nin altına düşmüyor bu zımbırtının. Ne yapacağız? Az önce Ezreal attı, şimdi de Zed attı. Biz galiba çok güzel bir Ezreal Zed elini yemiş olabiliriz abi. Maşor. %50 canın altına düşmüyor ki Çar. Aynen öyle abi. Gerçekten yani %50 canın altına düşmüyor ki karakter. Bunu en öne mi bıraksak şu şekilde? Sanki böyle daha iyi. Hypnoloji 20. ay. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Aşağıdaki bardı istiyorum ama bardı almamın tek yolu hem öndeki karakterim %50 canın altına düşecek hem de roundu kazanacak. Aslında hem bat hem de seti almak istiyorum ben. Ne yapalım, düşelim mi gold'dan? Yapma. O çarlar şuna yürür mü? Bir.
İyi, buna yürü. Helal oğlum, güzel. İyi oldu. Barda aldık. Eti alıyor muyum? Ya et almayacağım ya. Alsam güzel olur da gerek yok ya. Ekonomiyi bozmayalım. Aha, Lucky TG. Lucky TG pek bize uygun değil gibi sanki. Ne dersiniz? Yani ekonomim güzel. Fight augmentim yok ya. Bunu alıyoruz galiba. Ama şu da Fon artı Niko da bayağı iyi. Fight augmentim olmayacak abi eğer almazsam. Fight augmentsiz olur mu? Fight augmentsiz olmaz ya. Fight augment olmadan olmaz. Kritiği alalım. Zaten itemleri de kötü şeyin. Baş melek falan veremeyeceğiz. Nashor, Shojin, Morello yapmaya çalışacağız TF'e. En azından kritik atsın karakter. Buradan bir dördüncü eşyamız var gibi yaparız. İyi oldu, daha iyi oldu kesinlikle. Kesinlikle çok daha güzel bir tercih oldu bu. Şu an New York'takini yenilemiyor. O ortadakini yenilememe sebebim şu kanka. Şimdi benim için kafi düzeyde bir tane şey geldi zaten az önce değil mi? Yeterli gördüğüm bir augment geldi. Eğer ben ortadakini rollersem belki 3. sırada gelecek olan ağzıma ne ya? 3. sırada gelecek olan ve ağzıma layık bir augmenti hakkını yemiş olacağım. Çünkü bir gelen augment bir daha gelmiyor oyunda kanka. O yüzden eğer senin de işine yarayan bir augment varsa ilk etaplar için söylüyorum bunu. İlk etaplar için yenileme. Elindekiyle mutlu olmasını bil. Çünkü unutma ki üzülenler üzülenleri üzülüp üzülmeseler üzülüp üzülüp üzülme kardeşim. Bunu unutma. Bu aklının bir köşesinde sana bir şey olsun. Sana Leon Motors 4. ay. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol kankacığım. İtemler aslında Dulu'dan alıp Ahri'ye vermek istiyorum da senin adı ne kral? TFDX kanka. Yer var mı hala? Bir kişilik yer var, bir bak bakalım. Eğer yer yoksa da zaten açılacak, iki kişilik daha yer açılacak. Şey yap. Şimdilik bir tanesine gir. Herhangi birine gir. Yer açılınca bize gelirsin. Hop, bir kişi daha 5'ler oldu. Tebrik ederiz. Gündem kod yazıp siz de bizimle beraber oyun oynayabilirsiniz arkadaşlar bu arada, bilginiz olsun. Sıkıcı hayatınıza bir renk katmak isterseniz kapımız açık efendim. Jaina Jaina naklat lukey fahmi şu ana. Üstümdekileri çıkarmadan fahmi şu ana. Kendimden çocuk istiyorum, evet çüküm yetmiyor ki da.
Ah lan. Yani abone sayımızı bir güncelleyelim. Bu arada abonelikler de Mart 28'den sonra 40 TL olacakmış. Ama biz yine 10 lira kazanacakmışız. Bu da böyle bir bilgi işte. 11 abone olmuşuz. Arkadaşlar abone olan, abonelik hediye eden herkesin kesesine bereket. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Bir tanesiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bir anda oluverdin. Nasıl kamera açtım onu bir anda? Yıllardır TFT sıkılmadın mı kanka? Yok, sıkılmadım. Ömrümün geri kalan hayatında da sıkılmayı düşünmüyorum kanka. Sen sıkılıyor musun TFT oynarken? Başka ne oynuyorsun? Valorant, LoL, Knight Online. Bunu spell trick yapmak ister miyim? Bunu spell trick yapmak ister miyim emin değilim ama. Kopya ağzıma sıçtı. Neyse gene 2 TL'den iyi değil mi? Ama abone sayımız ne kadar olacak onu bilmiyoruz ki. Benim şu anda 1500 abonem var. Hani düzen değiştikten sonra kaç olacak o da önemli. Yani aynı kalırsa iyi tabii. Ama bence gelirim değişmeyecek benim. 15 saniye sonra 130 daha fazla hasar. Aslında bu fena değil de kullanamama ihtimalimiz yüksek ya. Neyse alalım hadi risk atmayalım. Bir tane fazla D'ye bastım. Allah kahretmesin. Böyle biraz ekonomi toparlanana kadar luluk altın yerde ya. Hiç ünit kesememektense böyle 2 ünit kesmek güzel. Utena yayıncıyken söyledi ki civarı izleyen yayıncılara destekleme niteliğinde hibe verecekmiş. Başvurmayı düşünür müsün? E tabii ki düşünürüz. Tabii ki de düşünürüz kankacım da. Kısmet bakacağız. Ya bize dört göz alıcı ne denli lazım ya? Ya oğlum Lucian sen ne kadar salak bir çarsın ya. Ne kadar boş beleş aptal bir çar ya bu Lucian. Bunu kim tasarlamış abi böyle? Vallahi kim tasarlıyor abi bu Lucian'ı ya? Önündeki çara dümdüz ulti atsa adam yenecek fight'ı ama olur mu? Gibi Yusval ama Underground'ı yanıltmaz.
Kalkar kalkar kanka, erişim engeli kalkar, merak etmeyin abi. O ne lan, Zix kaldı. Vay amına koyayım. İyi. Erişim engelinin kalacağını düşünmüyorum ben. O engel her türlü kalkacak. Bence 4 Dazzler okey değil. Bu daha okey ya. Frontline'ım zayıf. 3 Mage de zaten bize bir anlam ifade etmiyor. Yani takım 15 yetenek gücü kazanır. Kazanmasın. Ionix'im yok. Ionix statik lazım. Gerçi bu MR kırıyor da. Ulti attıktan sonra kırıyor. Eğer 2 level Zix yapabilirsem osurturuz diye düşünüyorum. Rakipleri. Sabah mesajını verip kod oynuyorum. Akü altı oldu merkez binam. Helal olsun. Sarıyor ama değil mi oyun? Oyun bayağı güzel arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Oyun bayağı güzel. Şu an klan 48 kişi oldu abi. Yardım etmeyi unutmayın insanlar arkadaşlar. Yanında yardım seçeneği çıktıkça, el işareti çıktıkça yapın. Ve bir yeri yükseltmeye bastığınızda bir el işareti çıkıyor. Ona tıklarsanız eğer klandan yardım istiyorsunuz abi. 4 dakika, 10 şey levelinize göre 12-13 dakikasını falan kendi klan veriyor size. Yani düşük seviyelerde şey yapmanıza gerek yok. Anladınız mı? Bir gold'umuzu alalım. Horizon Online sponsoru verecekti şimdi. Köpek gibi oynuyorduk. Yani Rise Online oynardık tabi ama bilemedim ya. Yani yayınları nasıl etkilerdi bilemedim. Zaten çünkü izlenmiyoruz artık. Yani her şey daha da boka sarabilirdi. Benim Twitch izlenmem mesela bayağı düştü. Bayağı düştü. Bir sebebi TFT setinin artık herkese sıkıcı gelmesi. Diğer bir sebebi de YouTube'dan da aynı anda yayın açmam. YouTube'dan da aynı anda yayın açmaya çalıştığım için izleyiciler biraz düştü. Bir de Rise Online'a geçersek daha da sıkıntı. Diğer bir de yayıncıların bazı kitlesi platformu salması. Ya ben açıkçası onun bana pek etki ettiğini düşünmüyorum ya kanka. Mesela ben kimsenin yancısı falan olmadığım için bence diğer insanların platform değiştirmesi benim izleyici sayımı değiştirmiyor. O daha çok kanka bir arkadaş grubuna dahil olanlar ya da birisinin yancısı olanlar için geçerli diye düşünüyorum ben. Ya beni izleyen adam çünkü yayında başka birinin dokusunu kokusunu aramıyor. Şeyi arıyor abi. Benim için izliyor. Atıyorum X bir büyük yayıncının yayınında bulunduğum için gelip beni izlemiyor ki adam. Beni ben olduğum için izliyor. Doğru, senin atlet kokun diyor. O yüzden ya benim az izlenme sebebim eskiye nazaran, ben eskiden 400-500 izleniyordum. Şu an 300 izleniyorum toplamda. Hatta TFT kategorisini değiştirmezsem 350-400'ü buluyor gene. Benim kendi nazarımda bunun iki sebebi var. Bir tanesi yayın saatlerini geceden sabaha aldım. İnsanlar çalışıyor. Ama ben bu şekilde daha mutluyum. Ben paraya çok önem veren bir insan değilim. Daha çok mutluluğuma önem veren bir insanım. Bir tanesi benim yayınları sabah almam. Diğeri de setin biraz daha kötü olması. Ondan dolayı az izleniyorum. O yüzden ben kick'in falan değişmesinin bizim için bir sorun ürettiğini düşünmüyorum.
Kanka. Set kötü değil de zor. Aslında set zor da değil de sorun ne biliyor musun? Kontrast farkı çok fazla oldu. Set 9 çok sadeydi. Klasik skinlerdi. Set 10 çok renkli. Yapar yaktı. Ondan dolayı bence. Üf, adam ağzıma sıçtı dayı oldu. Bu ne? Ya bu ne? Bu adamın board'u ne böyle? Sonu var. Radiant TG'si var. Son bir şey. Neyse halledeceğiz. Kore pornosu gibi. Evet birazcık. Neyse hadi oyunumuza odaklanalım abi. Bize tank eşyası lazım değil. Amblemlerden işime yarar bir şey var mı? Yok. TD Caitlyn ne güzel dönüyor lan. Adam CD Caitlyn'i aldı. Ne oynuyor burası? True Damage oynarken karoselden True Damage aldı amblem. True Damage amblem aldı ve aldığı True Damage ile Caitlyn'i 2 oluyor ve Caitlyn True Damage yapıyor. Wow. Temiz. Baya clean. Baya clean. Dezler 3 kalacak mı? Ne oldu bizim canavuzumuz baklandı. Yani 3 bırakmayı düşünüyorum. Şu an için. Bir illoyu bulmadığım sürece. Tarik çıkabilir aslında buradan. Zek yerine illoyu, Tarik yerine de 4 Dezler açılabilir. 4 Dazzler Word oluyor mu ona emin değilim ya işte. Ona emin değilim işte. Biraz para biriktirelim. Mesela şu oyunda setin başından beri söylediğim şey hala da söylüyorum abi. Bu oyuna 10 level basma niye geldi? Setin başından beri bak bunu düşünüyorum ya. Yani bu oyunda neden 10 level basma var ki? Kim basıyor ki 10 levele yani? 10 maçta bir kişi ya basıyor ya basmıyor. Bak 10 maçta bir kişi abi. Yani 10 levele basma getiriyorsun. Normal XP'leri arttırıyorsun. Yenilen damage'leri arttırıyorsun. Para kasmayı zorlaştırıyorsun. Streak'leri düşürüyorsun. Ya insanlar nasıl 10 basacak ki? Bomboş bir şey. Yani bomboş. Biz 10 level hani özellik getirdik demek için getirilmiş bir özellik arkadaşlar. Samimi söylüyorum dümdüz. Aa bakın biz özellik getirdik. Demek için getirilmiş bir özellik. Başka hiçbir yanı yok yani. Ya ben statik istiyorum ya burada. Oo. Daha iyidir ya. Her türlü daha iyidir abi.
Göz alıcı Zix. Diş. Şey diyeyim mi? Böyle daha iyi ya. Samimi söylüyorum size, bu şekilde daha iyi. Zex stun atıyor. İki tane Zex birbirine mana atak speed veriyor. Yani buraya random disco düşmektense iki Zex'in ben çok çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ha, burayı az önce yendik, şimdi yenildik. Bunun bence Zix'le ya da TF'li bir alakası yok. Adam illo 2 yapmış, o yüzden yenildim. Yani şu Zix yerine bir Illo'yu atılabilir buraya. Ya da Gragas yerine. Gragas yerine Illo'yu koyup 3 disco mu bozduk burada? He, okey olabilir. Niye üstüme koştu la? Manyak mısın oğlum, yenildim bile. Kötü bileyim. DCK Human 4. ay, teşekkür ederim. Nami yerine TF koyabilirsin. Yok, o da troll olur. Çünkü Nami CC atıyor. TF bir boka yaramıyor. TF bomboş unit. Nami'nin en azından CC'si var. Şunu alıp Illoy'u da alınabilir 2'ye yaklaşsın diye. Bunu alıp Zeke de verilebilir. Ben Illoy'un 2'ye yaklaşmasını daha değerli buluyorum burada. Atonovic 3. ay, teşekkür ederim. Çünkü Illo'yu atarsa Gragas satacağım. Evet. Hatta burada Blitzcrank de satılabilir ya. Nami'nin yeri yanlış oldu. Nami'den atak speed alıyor Charlar, gerek yok. Güzel. İkinci Zix'i de 2 level yapabilir miyiz? Bu ne oğlum? Dilim şöyle daha iyi galiba. Ortada. Aynen, ortada daha iyi çünkü köşelere atlayan Z'ler var abi. Ya yani öldüğü zaman köşeye uçan Z var. Bir de Zix'leri yan yana kullanıyoruz birbirine mana versinler diye. Şey yapmasınlar. Stun yemesinler. Ahri yerine Sona iyi olmaz mıydı? Olmazdı çünkü Sona'nın itemi yok. İtemi olmadığı için 2 level bile olsa ulti atamayacağından hiçbir önemi yok. Ahri en azından öpücük atıp stun atıyor adama. İlk karaktere öpücük atıyor, 1 saniye falan stunlıyor. Ama şey, Sona hiçbir işe yaramayacaktı. Bomboş duracaktı yerde. İki olursa bunu düşerim yani. Burkan'ım hoş geldin. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
Ahri'nin stanı var mı diye. İlk karakter öpücük attığında bir saçmalattırıyor. Böyle bir stan mı atıyor, ne yapıyor anlamadım. Bir yavaşlıyor Char, bir şeyler yapıyor. Bak sete bak şimdi, öpücüğü yiyince anlarsın. Çok yakınız. Çok çok yakınız. Bir tane Bard gelseydi 6 tezdir atacaktım. Front'ta Qiyana olduğu için Illoy'u yana aldım. Qiyana'nın ilk ultisini yetin istemiyorum şeyimiz. Bak Illoy'un kolu yedi Qiyana'nın ilk ultisini, güzel oldu. Muhtemelen Illoy ortada kalsa yenilmiştik buraya. İlk 2 güzel. Ahri 2. Riske atmayalım. Ahri 2 alalım. Son fight zaten. Şimdi burayı az önce çok çok dipten yenilmiştik. Burayı nasıl yenebiliriz? Burayı nasıl yeneriz biliyor musunuz? Bunu köşede oynarsak bence yeneriz. Diğer köşeye koymalıymışız. Adamın Lucian'a da çok güzel eşyalar gelmiş ama bakalım. Bence şu an iyi elimiz. Zord. Luz'a bak. Kalite kokan bir Luz diyebilir miyiz? Peki. Ben bu adama karşı bir kere daha böyle Zed'e kaybetmiştim, hatırlıyorsunuz mu? Bir kere de böyle Zed'in gölgesine kaybetmiştim. Hani 0'a 0 ünit ama gölgeye kaybetmiştim.